Herkese yeniden merhabalar, ben Ebru. Kanalımızda geri dönüşüm, yenileme ve çeşitli sanatsal tasarım çalışmaları yapıyoruz. Bugün de yine farklı bir çalışmayla sizlerle birlikteyiz. Bu videoda kapımızı nasıl kolay ve ucuz yoldan budak doku tekniği ile yenileyip daha şık ve ters hale getirdiğimizi göstereceğiz. Daha önce de petrol oksit yeşil tutkal çatlatma şebi marine tarz bir kapı çalışması yapmıştık. Onu da kanalımızdan izleyebilirsiniz. Daha başka kapı çalışmaları da yapmayı düşünüyorum. Kanalımızı takip edersiniz. Burası benim hem atölye olarak kullandığım oda hem de misafirlerim geldiğinde verdiğim oda. Şifon yerimi, kapımı, dolabımı uyumlu olacak şekilde budak doku tekniğiyle yeniledim. Onların yapılışını da kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bu oda için daha başka yenileme çalışmaları da yapacağız. Daha önceki videoda duvar kağıdı da uygulamıştık. Hepsini izleyebilirsiniz. Bütün yenileme işleri bittikten sonra da bir oda turu videosu paylaşmayı düşünüyorum. Haydi görelim bakalım nasıl yapmışız bu çalışmamızı. Kapımızın orta kısmını, yani budak yapacağımız kısmını krem rengi multi-surface akrilik boyayla iki kat boyuyoruz. Multi-surface boya her türlü yüzeyi boyayabilen bir boyadır. Zımpara vesaire de istemez. Bütün o boya, budak aparatı, stencil kalıp, fırça ve benzeri malzemelerinizi video açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak alabilirsiniz. Boyama öncesi boyanızı birkaç damla suyla inceltip o şekilde boyanızı uygulayabilirsiniz. Katların arasının iyice kurumasını bekleyerek, birkaç saat güzelce kurumasını bekleyerek tekrar ikinci katı uyguluyoruz. Kapımızın geri kalan kısımlarını ise mat multi-surface siyah akrilik boyayla yine iki kat boyuyoruz. Dilerseniz budaklarınızı yaptıktan sonra bu diğer geri kalan kısımları boyayabilirsiniz. Ama ben öncesinde boyadım, sonra birinci katını boyadım, sonra tekrar budaklarımı yaptıktan sonra ikinci katı attım. Kapımın kulplarını da aynı şekilde siyaha boyadım. Ben o şekilde seviyorum. Kapıyla kulbun aynı renk olmasını. Benden önceki ev sahibi bu zavallı kapıcı çok hor kullanmış. Birçok yerinde kırıklar ve çatlaklar, delikler vardı maalesef. Delikleri bir ahşap macunuyla kapattım. Dilerseniz rölyef pastayla da kapatabilirsiniz. Fakat ortasında büyük kırıklar, göçükler vardı. Onlar için pek yapabilecek bir şey yoktu. Fakat budak tekniğini uyguladığımızda onlar göze görünmez hale geldiler. Kamufle oldular. Ben siyah rengi çok seviyorum. Siyah rengi çok şık ve asil bir duruşu olduğunu düşünüyorum. Budaklı da siyah gerçekten çok hoş bir bütünlük sağlıyor. Özellikle taş ve beton duvarlarınız varsa budak ve siyah gerçekten hoş bir görüntü oluşturuyor. Boyamızın bir gün kurumasını bekleyip sonrasında budaklarımızı uygulamaya geçiyoruz. Ben budaklarımı oluştururken espresso ve siyah eskitme kremleri kullandım. Dilerseniz siz multi-surface boyalar da kullanabilirsiniz. Boyama öncesinde ve uygulama sırasında boyamızı kolayca sürebilmek için fırçamızı ıslatıyoruz. Zaman zaman sprey su şişesiyle su püskürterek boyanızın kurumasını önleyebilirsiniz. Çünkü budak dokumuzu oluşturmak için boyamız ıslak olmalı. Dilerseniz boyanıza glaze medium da karıştırabilirsiniz. Öncelikle cappuccino kahve, daha sonra da üstüne ara ara az miktar siyah eskitme kremi uyguluyoruz.
Öyle gelişi güzel sürdüm ben. Bazı yerlere daha yoğunluklu, bazı yerlere daha az yoğunluklu sürdüm ki boyayı daha doğal bir budak görünümü elde edebilelim. Ahşap görünüm vermek için bu şekilde bir budak aparatı kullanıyoruz. Aparatımızı yönünü bu şekilde tutuyoruz ve yukarıdan aşağıya küçük bilek hareketleriyle çekiyoruz yavaşça. Ve her yeni budak çıkarma öncesinde de nemli bir bezle, ıslak bir bezle aparatımızı temizleyip tekrar diğer uygulamaya geçiyoruz. Eğer budaklarınız istediğiniz gibi olmazsa üzerine biraz su sıkıp ya da fırçanızı hafif nemlendirip boyanızı düzeltip tekrar uygulama yapabilirsiniz. Ben budaklarımın çok düzgün ve birbirine aynı hizada olmasını değil de biraz daha salaş, bohem, eskitme tarzında olmasını istediğim için hepsini aynı hizada yapmadım. Biraz gelişi güzel yaptım. Ve daha böyle antika görünümlü bir kapı istedim. Bu teknikle evinizdeki mobilyalarınızı, kapılarınızı en kolay ve en ucuz şekilde şık ve tarz bir hale getirebilirsiniz. Düz boyamaya göre kolaydır. Çok gözünüzde büyütmeyin, korkmayın. Yani fırça izi kaldı vesaire sorunu yok. Daha da kolaydır. Kapımızın orta kısmına göbek desen stencil kalıpla şekil çıkartıyoruz. Stencil spreyimizi sıkıp kalıbımızı yapıştırıyoruz ve boyuyoruz. Gördüğünüz gibi dolabımızda, şifonyerimizde aynı şekilde olduğu için, aynı süslemelerle süslendikleri için güzel bir takım oluşturdular. Siyah silikonla silikon kalıplardan çıkardığım süslemeleri ve boncukları stencil şekillerin ortasına ve kapı kulplarına yapıştırdım. Ayrıca kapı kenarlarına da menteşe görünümlü süslemeler yapıştırdım. Ben böyle antik görüntüyü sevdiğim için antik tarz süslemeler kullandım. Antik tarz menteşeler kullandım. Silikon kalıplardan farklı materyallerle şekil çıkarma videolarımızı da kanalımızdan izleyebilirsiniz. Ayrıca bu siyah silikonları nereden aldığımı soranlar oluyor. Bunları ben internet sitelerinden alıyorum. Neon 1'den aldım. Bazen Kıbrıs'ta nalburlarda da satılıyor. Oradan da alıyorum. Boncukları da Neon 1'den aldım. Gitti gidiyor da hepsi burada da vesaire de bulabilirsiniz. Eskiden yoktular. Ama şimdi galiba arz talep meselesi artık siyah silikon internette de satılmaya başlandı. Bütün süslemeleri o dolabımıza ve diğer şifon yerimize de uyguladığımız şekilde bir süsleme yaptığımız için böylece takım oldular. Kapımıza da aynı süslemeleri uyguladık. Hem böylece şeklimiz de daha ön plana çıktı, daha görünür ve daha boyutlu bir tarz kazanmış oldu. Daha hoş duruyor bu şekilde. Kapımı kulplarına da o oymalı silikon süsleri ikiye böldüm. Kulbun altına, üstüne yapıştırdım. Yine onları da kırmızı boncuklarla daha göze görünür hale getirdim. Çünkü siyah ve kırmızı gerçekten çok güzel bir birliktelik oluşturuyorlar.
Antik kapıları çok sevdiğim için evdeki kapılarımı da o şekilde yeniliyorum ve bunun için antik tarz menteşeler kullanıyorum. Dilerseniz süslemelerin ortasına hafifçe parmak yaldızı da uygulayabilirsiniz ama ben bu şekilde sade bırakmayı tercih ettim bu sefer. Eski ile yeninin birlikte oluşturdukları kolajı, bütünlüğü çok seviyorum ben. Budaklarımızın çerçeve kısmına yuvarlak uçlu bir fırçayla buğulu gölgelendirmeler yapıyoruz. Ben tıraş fırçası kullandım. Siz pompon fırça da, yuvarlak uçlu bir fırça da kullanabilirsiniz. Fırçamıza az miktar siyah boya alıp fazlalığını da bir kağıda alıp hafif vuruş darbeleriyle ve dairesel hareketlerle buğulu gölgelendirmeler kazanıyoruz. Bu teknikle budaklar daha ön plana çıkıyor. Ayrıca birleşim noktasında daha temiz, hoş ve antik bir görüntü ortaya çıkıyor. Küçük görünen bu detaylar çalışmamızın tam manasıyla ortaya çıkaran detaylardır. Gördüğünüz gibi bütün havasını değiştiriyor. O az önce gördüğünüz görüntüyle gölgelendirmeden sonraki gördüğünüz o görüntü arasındaki farkı siz de zaten fark etmişsinizdir. Şimdi siz şey diye düşünebilirsiniz, hani bu sıcakta bu kız niye kazak giydi? Yani bir süredir sürekli bir şeyler yaptığım için hepsini aynı anda montajlayıp paylaşmam da imkansız olduğu için, çünkü hem yapıyorum hem çekiyorum hem montajlıyorum, hepsini tek başıma yapıyorum ve bir de çocuk var. Montaj da zaman alan bir iş, zor bir iş. Bayağı bir saatlik videoyu montajlayarak 10-15 dakikaya, 20 dakikaya düşürmek zorundayız. Ve altyazı ekliyorum. İngilizce, Türkçe, duymayanlar için veya işte yabancı takipçiler için. Aynı zamanda da ses kaydı ekliyorum ve müziklerimi de çok titizlikle seçiyorum. Çok fazla zaman ayırıyorum müziklere. Yani kışın çekmiştim ama şimdi yazın paylaşmak nasip oldu. Şimdi vernikleme aşamasına geçtik. Su bazlı vernikle 2-3 kat veya parke veya yat verniği ile 1-2 kat verniklemeniz yeterlidir. Sünger veya fırça kullanabilirsiniz. Mutlaka mat vernik kullanmalısınız. Bu tarz çalışmalarda, antik çalışmalarda daha doğal durması açısından. İlk sürdüğünüzde mat değil de parlak görünecektir. Fakat birkaç gün içerisinde tamamen matlaşacaktır. Yani şu an videodaki parlak görüntü sizi yanıltmasın. Sonrasında birkaç gün içerisinde verniğim matlaştı. Ben şu an henüz vernik kurumamışken çektiğim için böyle görünüyor. Süslemelerinizi de vernikleyebilirsiniz. Bir sıkıntı olmaz. İlk kat verniğiniz iyice kuruduktan sonra ikinci katı uygulayabilirsiniz. Ya da parke verniğiyle bir kat da yeterli oluyor. Gayet sağlamdır parke verniği. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız daha sizlerle paylaşmak istediğim çok sayıda projem var. Facebook grubumuzdan siz de kendi yaptığınız çalışmaları bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz Instagram'dan aşk ile tasarla hashtag ile de kendi yaptığınız çalışmaları paylaşabilirsiniz. Diğer çalışmalarda görüşmek dileğiyle sevgili arkadaşlarım. Hoşça kalın. Aşk ile kalın.